Benim sesime ne oldu lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün uzun zamandır denemek istediğim bir şey deneyeceğim. Bugün iki şeyin başlangıcı. İki ayrı video çekeceğim bununla ilgili. Birincisi, iki gün boyunca full sıvı diyeti yapacağım. Sadece su, kahve, çay falan içeceğim. İkincisi ise 10 gün boyunca bu sürekli YouTube'da dönen ya da Instagram Reels'da dönen şey hareket vardı ya, kadın, Çinli kadın sadece göbeğini sallayarak göbek eritiyor. O hareketleri yapacağız 10 gün boyunca. Bakalım ne olacak, kaç kilo vereceğim, göbeğim eriyecek mi, hepsini göreceğiz. O yüzden ilk önce bir tartılayım. 2 günlük sıvı diyetinin sonucunda 2 gün sonra nasıl bir değişim göreceğiz. Bakalım. Damacana su aldım bunun için. Şimdi bunu içeceğiz deli gibi. Biz de şimdi kahvemizi yapalım. Şimdi ne oldu? Görüyor musunuz? Şeyi açarken mi oldu bu? Anlamadım ki ya. Kaçta göz arasında bir yerimizi yaraladık. Kahvem de tamam. Yanıma bir bardak daha su aldım. Şimdi bilgisayar başındayım. Çalışmaya devam ki. Yine böyle bir şeyler içerken falan görüşürüz. Yoruldum. Şimdi ben spor yaptım. 10 gün boyunca şu Çinlilere sadece göbek sallayarak o hareketi yaptıkları bir tane var ya, ona başladım. Bu videodan sonra zaten büyük basıklı o gelir. Merak ediyorsanız takip etmeyi unutmayın. Benimle de açmayı unutmayın. Hafta onu yayınlayacağım. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Şu an 3 falan oldu. Ben sabah kaçta kalktım? 9-9.30 gibi kalktım. Hala acıkmadım. Zaten genelde de bu saatlere kadar duruyordum ve zaten şey yemiyordum aslında uzun zamandır. Kendimi açla şey yaptım. Şimdi dışarı çıktım. Dışarıda suyumu içiyorum. Neden çıktığımı sonraki videolarda görürsünüz arkadaşlar, o yüzden takipte kalın. Çok önemli bir şey için koşturuyorum şu an. Neyse, sonra görüşürüz. Arkadaşlar saatlerdir Evet, saatlerdir YouTube'da sadece yemek videoları izliyorum nedense. Bunun dip psikolojisine düştüm. Ali Biçim'le Mesut Centoma'yın Adana ve İzmir videolarını izledim. Sonra Murat abi gerçeğinin ne kadar ucuz
İşte bütün hamburgercilerden, işte fastfoodcularda ucuz menüler aldıkları, pahalı menüler aldıkları ve onun gibi 100 tane şundan, 1 tane şundan yediğim yedikleri videolar izliyorum deli gibi. Ve canım şu an deli gibi hamburger çekiyor. Ve tost yemek istiyorum. Ama saat şu an 10.30. Yemiyorum. Neden biliyor musunuz? Yoksa normalde yerdim ve bu videoyu çekmezdim. Hiç böyle bir şey yokmuş gibi davranırdım. Ama bu saate kadar bekledim. O yüzden bunun için bırakmayacağım ve şimdi gideceğim bunun üstüne bir bardak su içeceğim. Gideceğim su içeceğim şimdi. İrade bunu gerektirir. İradesiz olmayacağım. Kendi irademi terbiye edebilirim. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Bitti kardeşim. Başımda çok ağrımıyor gibi. Birazcık ağrıyor gibi de bir değişik. Neyse çok önemli değil. Hepsini görmemezlikten geleceğim. Hatta birazdan gider uyurum. 5 gibi falan kalkar çalışırım bilmiyorum. Bu arada ben az önce bir tane ilaç içtim. Umarım bu diyeti bozmaz diye düşünüyorum. İlaç içmek zorundayım çünkü dizim şişiyor. Hastalığımdan dolayı. Çok kötü dizim şişiyor, ağrıyor, yanıyor. Bilmiyorum, neyse. Görüşürüz. Böyle kötü olursa falan haber ederim size. Bay bay. Arkadaşlar saat 12.30. Ben şimdi yatacağım. İlk günün raporunu size verecek olursam. Ya iyiydi. Yani çok baş ağrısı falan olmadı şu an. Büyük basıkta yarın olabilir bilemiyorum. Açlıkta böyle 10 gibi falan durmaya başladı akşam 10'da yalnız. Zaten dediğim gibi bu aralar çok fazla bir şey yemediğim için genellikle abur cubur tükettiğim için ve neredeyse her gün bir öğün falan yiyordum yani çok bir şey yemiyordum. O yüzden hiçbir şey yememek çok da etkilemedi gibi beni ilk günde. Bakalım yarın ne olacak? Yarın nasıl merak ediyorum. Çünkü şu an yatacağım ve sabah 6 gibi falan kalkacağım. Yarınki planım da şöyle 6-6.30 gibi uyanmak. Ondan sonra işte işim var, işlerimi halledeceğim. Ondan sonra da böyle öğleden sonraya bir şekerleme uykusu falan yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra o beni geceye kadar idare eder. Gece hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün sıvı diyetimin ikinci günü. Şu an iyiyim yani. Bir baş ağrısı ya da bir mide bulantısı yok. Yani bir de yeni uyuyup uyandığım için şu an bir açlık da hissetmiyorum. Her zaman gibi sabah uyandığım gibiyim şu an. İşte kahvemi yapıyorum. Bakalım gün içerisinde ne olacak? Beni neler zorlayacak? Çok merak ediyorum. Hani bu baş ağrısı falan filan gelecek mi, gelmeyecek mi? Ona göre bakacağız. Yarın da bitiyor. İradeli olacağım ve yemeyeceğim. Zayıflayacağız abi. Ben 55 kiloya düşeceğim. Ondan sonra da 53'e düşeceğim. Görürsünüz. Bakın bu videoda söylüyorum. 53'e ya da 55'e. İlk önce 55'e düşeceğim. Sonra da 53'e düşeceğim inşallah. Ben abi kaç senedir asla da asla 57 ve altını görmedim. Yani 57'yi belki görmüş olabilirim ama 57.9'dan ya da 57.8'den ben onu 57'ye yuvarlamışımdır. Büyük basında öyle olmuştur ama. Görmedim yani. Kendimi neredeyse bildim bileli hep böyleydim. Suyumuzu aldık. Kahvemizi aldık.
Gün başlasın. Şu an acıkmadım ama bir şeyler yeme isteği geldi yani. O yüzden açtığına bahsedeyim. Çok haberim. Az önce ne oldu biliyor musunuz duştayken? Yani herhalde açlığın belirtisi yeni mi gelmeye başladı, ne oldu bilmiyorum. Böyle çok karanlık oldu. Duştayken yüz yıkama jelini şeye sıkacağıma, bir tane aparat var. Ona şey sıkacağıma, yüz yıkama jeli, şampuan sıktım. Ondan sonra tekrardan yüz yıkama jelini alma niyetiyle bu sefer de bacak vücut peelingini sıkacaktım az kalsın. Onu elime aldım. Baktım boğa değil, bıraktım tekrardan. Hayır, yani şunu düşünüyorum. Bu bedende bir sürü eritilmesi gereken, kullanılması gereken depolanmış yağlar, proteinler, karbonhidratlar, şunlar bunlar varken bu akıl neden gidiyor? Neden gidiyor? Ya iyiyim. Spor yaptım üstüne. Duş aldım falan. Şimdi ikinci kahvemi, hatta bu üçüncü kahvem olabilir. Sabah Türk kahvesi içtim. Bir tane daha böyle içtim. Spordan önce şimdi bir tane daha içiyorum. Yani kahve içiyorum. Su içiyorum. Bakalım. Yani şu an aç değilim. Ama ilerleyen saatlerde ne olur bilmiyorum. Ufaktan bir böyle şurama bir ağrı giriyor açıkçası. Şöyle şuradan birisi bir bıçak sokmuş gibi oluyor da hani çok da şey değil. Ne onun adı? Çok da şu an beni rahatsız etmiyor. Ben bir de erkenden kalktım. Gece de uyuyamadım. Gece uyuyamamın sebebi açlık falan değildi bu arada. Şeydi, dizim ağrıyordu çok kötü. Dizim ve ayağım ağrıyordu. O yüzden şey oldum, ne anladım, uyuyamadım. Ve sonra 1.30-2 gibi uyudum. Sabah da işte 5.30'da kendim uyandım. Alarma da uyanmadım. Öyle yani. Eğer böyle başım falan ağrırsa öğlen bir uyuşuyor yapmayı planlıyorum. Gene görüşürüz. Ben birazcık şimdi boş atacağım. Ondan sonra tekrardan projeye döneceğim. Acıktım. Ya çok da acıkmadım da aslında. Biber yemek istiyorum ya. Bak noodle yemek istiyorum ya. Ya nasıl da iştahlı yiyor ya. Acıkmadım ama bir şeyler yemek istiyorum. Ya bunlar bu kadar dünya kadar şey yiyip nasıl kilo almıyorlar? Nasıl? 2 gram bir şey yesem göbeğim arşa çıkıyor ya. Mutsuzum. Oturup kahve içiyorum. Hatta 11.30. Sabahın köründe de kalktım. Bugün bitmeyecek gibi. Neyse, belki birazdan uyurum. Ben de şu an şuradaki köpek gibiyim. Sadece bakıyorum. Kendimi bu eziyeti yapmayacağım ve kapatacağım. Eziyet de seviyorum. Acı çekmeyi seviyorum. Ne demişler? No pain, no gain. Nefsimi sınıyorum böyle arkadaşlar, nefsimi. Sesi duydunuz mu? Kalbim gurulduyor. Sakin ol. Sakin ol. Ses etme. Arkadaşlar ben acıkmadım da bir şeyler yemek istiyorum ya. Neden böyle oldu? Ha? Yani canım hamburger çekiyor, tost çekiyor, patates kızartması çekiyor. Bunları yemek istiyorum. Makarna çekiyor, noodle çekiyor.
Kimbap bile çekiyor canım. Hiç yemedim daha önce ama kimbap yemek istiyorum. Ne dersiniz ya? Az önceki kadın yüzünden bir basıkla da neyse. Ama ne yapalım? İstediğimiz kadar acıkalım. Yapacağımız tek şey su içmek. İçelim su. Çok şükür ya. Bu arada dizi çok ağrıyor ya. Gene bengal sürdüm be. Muhteşem dizimi taktım. Sabahın 5.30'dan beri ayaktayım. Saat daha 3.30. Daha az akşam olacak. Olacak olacak. Bugün de bitecek. İrademize sahip çıkıyoruz. Ve ilk defa bir şey söyleyebilir miyim yani? Bu kadar iradeli davrandım. Çünkü bu sefer gerçekten kararlıyım. Bana bir şeylik geldi arkadaşlar. Sadece yatma isteği. Yani şu anda hiçbir şey düşünemiyorum nedense. Dizi izliyorum şu an. Blood diye bir tane K-drama dizisi var. Onu izliyorum. Ama uyumak istiyorum. Ama şunu düşünüyorum şimdi. Uyursam uyanacağım. Akşam 12 gibi falan. Sonra sabaha kadar olacak. O yüzden bu bölüm bitsin. Gider biraz edit yaparım. Ondan sonra birazcık daha çalışıyorum. Bir an önce ara sabah olsun. Bir şeyler yemek istiyorum artık. Ama acıktım da öyle çok da yani yemesem de olur modundayım ama yine de bir şeyler yemek istiyor insan. Şu an yani canım saçma salak şeyler çekiyor. Bak yaprak sarması çekiyor. Dible çekiyor, hamburger, pizza, patates kızartması, menemen, tost, yani köfte, makarna. Neyse daha fazla konuşursam bayılacağım herhalde açlıktan. Şaka şaka bayılmam. Sonra görüşürüz. Açlığımı bastırsın diye kahve içiyorum. Arkadaşlar, lan sesim gitmiş. Saat 12 oldu. Biraz daha su içeyim de. Yatmayayım ya. Umarım tüm ödemlerden kurtulmuşumdur diyorum. Yarın sabah görüşmek dileğiyle hepinize iyi geceler diliyorum. Bakalım yarın kaç kilo vermiş bir şekilde uyanacağız. Hepinize günaydın arkadaşlar. Şimdi tartılacağım. Bakalım kaç kere düşmüşüm. Duduf duf duduf. Heyecanlı bir an şu an. Gerçekten. Bir tartılayım falan. Ondan sonra aşağıda konuşuruz. Çünkü ben yukarı çıktığım için çocuklar kuduruyor aşağıda. What? Ne oldu size? İçeri kapattım bunları. Çığırıyorlar. Susun. 2 gündür aç geziyorum. Kafam tutmadı. Şunlar 2 saattir yani yarım saattir şöyle çığırıyorlar diye kafam ağrıdı ya şu an. Neyse ben hala bir şey yemedim bu arada arkadaşlar. Bitti. Ama zaten uyandığım zaman da ilk yemek yiyemediğim için yine kahve içiyorum. Bir su içiyorum. Öğlene doğru bir şeyler yerim. Öncelikle tam 2 kilo gitmiş. Yani kilo denmez buna. Büyük basıklı ödemlerim gitti. Ama
Bu bir de güzel bir şey. Çünkü ben 57'yi en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. Çünkü bakın arkadaşlar, ben genellikle hep işte 58, 59, 60 bandında geziyorum. Çıkarsam bu band 65'e yükselebiliyor. Ama en aşağı hep böyle 58, 57'ye de çok nadir düşüyordum. Şu an böyle olduğu için çok mutluyum. En azından ödemlerim bitti. Ya dur oğlum, dur. Parmaktan sonra devam edeceğiz. Evet, tekrardan bir aradayız. Hızlıca anlatayım bunlarla başlamadan. İki günde hani başım ağrımadı açıkçası. Yani sadece birkaç kez şöyle şurama birisi bıçak saplıyormuş gibi oldu ama onun dışında bir ağrım olmadı. Ya da böyle ayağa kalktığımda bir baş dönmesi falan bir şey olmadı. Onun dışında ya açlık, aslında açlık çok fazla çekmedim. Yani dün akşam açlık çekmeye başladım. Midem guruldamaya falan başladı. Ama böyle hani şey kafasındaydım yani. Yemesem de olur ama sadece canım böyle çok fazla bir şey çekti. Ama gerçekten aslında bu benim için şey testiydi, yani irademe sahip çıkma testiydi. Çünkü ben bazen böyle şeylere başlıyorum ama yani bir şey diyorum hani, ya yiyeyim ne olacak diyorum. Yiyorum yani, yiyorum. Ama bu sefer gerçekten yemedim ve ayrıyetten bunu da vermiş olduğu bir mutluluk var. Yani o irademe sahip olmanın mutluluğu var. Artı bir de yani 2 kilo gitmesi, yani ödemin gitmesi, yani yağdan falan gittiğini düşünmüyorum çok fazla. Gitmişse ne mutlu bana. Tabii birazcık midemde, göbeğimde de küçülme var. Bence birazcık erimiş. Ve bunun etkisi de bir yandan da spor yapıyor olmam. Onun videosu da zaten bundan sonra gelecek. Takipte kalın. Öyle yani, iyi oldu. Arada böyle detoks yapmak iyi geliyor. Bence gelir. Yani şey olmadı bende. Bütün 7-24 yatayım kafasına bürünmedim. Yani işimi de yaptım. Sadece dün akşama doğru, akşam üzeri böyle bir halsizlik çöktü. Böyle hiçbir şey yapmama isteği geldi. Ve onun dışında diğer 1,5 gün boyunca yani işimi de yaptım. Zaten dün yani açlık seviyesinin en üstünü yaşamış olabilirim. Çünkü dün 5'te, 5,5'te uyandım. Ve akşam 12,5, 1 gibi falan uyuyakalmışım. Bayağı bir açtım yani. Ben gün içerisinde uyurum. Belki onu bir tık bastırırım olarak düşündüm ama uyuyamadım yani. Hani uyuyamama nedeni de açlık falan değil yani. Zaten bende şey var hani. Ben mesela gece çok açık uyuyorsam uyurum direkt. Yani gece bir şey yemem. Hani açlıktan uyuyamama durumu değil de zaten bu ara geceleri uyuyamadığım için bir şey oldu. Ve onun dışında iyi geçti yani bu iki gün. Ya ara ara yine yaparım. Ya eğer siz de böyle ödemlerinizden kurtulmak istiyorsanız ve hani böyle bir sürece girmek istiyorsanız 2 günlük bir sıvı diyeti uygulayabilirsiniz. Ben sadece suda kahve içtim. Çay içmedim. Siz çay da içebilirsiniz isterseniz. Ben çay içmedim çünkü ben aç karnına çay içtiğim zaman midem çok bulanıyor. Yani bu normal siyah çay olsun, yeşil çay olsun, kiraz sap olsun ya da diğer çaylar olsun fark etmiyor. Ben aç karnına çay içtiğim zaman midem çok bulanıyor. O yüzden çay içmedim, sadece suda kahve içtim. İşte sabah uyandım, su içtim, sonra Türk kahvesi içtim, sonra aradan zaman geçti, filtre kahve içtim falan. Böyle çok acıkmaya başlayacağımı hissettiğim zaman, böyle hani bir şeyler yeme isteği geldiği zaman kendime bir kahve yaptım ve kahve içtim. Bir arada kahve detoksuna girebiliriz çünkü çok fazla kahve tükettim. Bilmiyorum, belki onda çok daha zorlanabilirim. Yani yemek yememektense kahvede daha da zorlanabilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki ilerleyen günlerde de zamanlarda da bunu deneyimleyebiliriz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Ben mutluyum. 57.6'ya düştüğüm için gerçekten çok mutluyum. Böyle oturunca da birazcık göğsümde erimeler olduğunu görünce şimdi şey düşünüyorum, nasıl yemek yiyeceğim diye düşünüyorum ama yerim ya, yerim. Bir tost gömerim şu an. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.